Bütün şiirlerimi İstanbul'da yazdım sana. Çünkü burası son öldüğüm balkon. Etimde sağ kalan son bileğim. Babamı 100 yıldır görmeyişim. Çünkü burası kanser hastası olduğunu öğrenen bir çocuğun sigaraya başlama arzusu. Bütün şiirlerimi sana yazdım diye dünyadaki tüm kadınlara mahcup hissediyorum kendimi. Gerçi doğru insan var mıdır? Bir şeyleri hak eden insan kalmış mıdır bilmiyorum. Bana sorarsan o son peygamberden sonra iyi insan yaratmaktan yoruldu Allah. Dur hemen yargılama. Çarpılmasaydım hiç yazar mıydım sana? Ne diyordum? Bütün şiirlerimi İstanbul'da yazdım sana. Sen asansörlü dairende rutubet kokusu nedir bilmeden uyurken, ben sabahın 5'inde kandırılmış bir travestinin gözyaşlarıyla doldurmaya çalışıyordum kalemimin mürekkebini. Sabahın 5'inde uyumayan her insan ağlar bir tanem. Bu arada sen hiç korkuyor musun asansörden? Ben mesela 9. kata bassam 8. katta asansör duracak diye ödüm kopuyor. Hayır bir tanem. Senin kurtarılmak dediğin şeyi 15 sene önce babamın kapının arkasında hala asılı duran ceketini cebinde unuttum ben. Bütün ömrüm seni affetmenin yollarını aramak ve arkandan küfretmemek için dişlerimi sıkmakla geçiyor. Kaç sene daha yaşarım bilmiyorum. Aslında biliyor musun? Bizim Kemal demişti. Oğlum sokak çocuğusun sen. Senin karı plazalarda yaşıyor. Olmaz. Demişti. Oysa hiç belli etmedim sana. Tırnaklarımı kestim hep. Hiç kir biriktirmedim içinde. Mesela saçlarımı yana değil de geriye tarıyordum sana gelirken. Gözlerimi bir kere bile kızarık görmedim. Küfürlü konuşmadım. Camiden çaldığım güzel kunduraları Allah nasıl affeder bilmiyorum. Uzun zaman oldu farkındayım. Dargınım. Galiba kırgın daha doğru olur. Ben mi nasılım? Beni tutana dostlarıma bırakın Allah aşkına yığılayım diyorum. Ama yine de sen beni hep güçlü bir adam bil.